Bir ticaret yapmadım, nakdi ömür oldu heba. Yola geldim lakin göçmüş kervan bir haber. Ağlayıp ya nalan edip düştüm yola. Dide giryan, sine püryan, akıl hayran bir haber. Günde bir taşı binayı ömrümün düştü yere. Can yatar gafil, binası viran oldu bir haber. Evet, bu cisim ebedi değil, demirden değil, taştan değil, et ve kemikten ibaret bir şeydir. Ani olarak başına yıkılıyor, altında kalıyorsun. Bak, zaman mazi, senin gibi geçmiş olanlara geniş bir kabir olduğu gibi, İstikbal zamanı da geniş bir mezaristan olacaktı. Artık sen bilirsin diyor. Ey insan, senin vücudun taştan demirden değil, belki daima ayrılmaya mahsus maddelerden teşkil etmiştir. O halde gururu bırak, aczini anla, vazifeni bil, Rabbini tanı. Ve dünyaya ne için geldiğini öğren. Dünyaya ne için geldiğini öğren. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi orada durdurmazlar. Sevkiyat var. Yani vazifeyi hayatını bitirenler, bu dar-ı faniden manen mesrurane dağdasız diğer bir aleme giderler, ahirete giderler. Ta yeni vazifedarlara yer açılsın, bu yeni gelen sabiler de çalışsınlar. Değil mi? İşte insan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre kadar yolculuğu devam eder. Ebede kadar yolculuğu devam eder. Onun için ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak. Ehemmiyet verme. Onların zevalinden kederlenme. Ey gafil insan, bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen, dünyanın harabıyla senden müfarakat eden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Neden? Çünkü seni intizar etmekte, beklemekte, senin de ona doğru süratle koşmakta olduğun kabir, dünyanın zinetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Dünya ehlince güzel addedilen şeyler, orada çirkindir. Bak ne diyor aziz üstadımız? Ben bir ücret, bir mükafat istemiyorum. Çünkü onlar kabrin arkasında pek esassızdır. Kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet oradadır, ondadır. Çünkü nurani alemlere giden yol kabirden geçer. Kabrin arkası için çalışırız. Yani bir iyilik yap, denize at, balık bilmese de Halik bilir. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Dünyadan ahirete hayırlı ameller taşı, karıncadan ibret al, yazdan hazırla kışı. Derdi dünya olanın da dünya kadar derdi olur. Evet, dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki umur-u uhreviye ise elmaslar kıymetindedir. O zaman cam parçalarını bırakacağız, elmaslara tabi olacağız.
Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.